ben bana malik miyim ki? Bana yapılan muamelede itiraz ediyorum. Allah kulunu sevdiği zaman onu beş tane gurbetlere attı ya. Beş tane tecrit yapar. Mektubatta beş gurbet. Buna bir inanabilsek mülk onundur. İstediği gibi tasarruf ediyor. Ben onun hem mülküyüm hem memlüküyüm. Hem mülkünde çalışıyorum. Yani sana seninle konuşacağız. Seni seninle ikaz edeceğiz. Seni seninle eğiteceğiz. Seni, seni seninle ders vereceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Benim halik Rahimim, beni halk eden merhametlilerin en merhametlisi olan o tecridi yani hadiselerle insanları Cenab-ı tecrid ediyor. Bedenen tecrid ediliyorsun insanlardan. Uzak bırakılıyorsun. Benim halikim hükmeden değil yaratan ha'a çekiyor. halik rahimim merhametlerin en merhametlisi. Nasıl anlıyorum? Bana merhameti veren benim cinsimden merhameti yoktur. Onun sahibi olunca o cinsten değildir. Yani şu. Hem o Allah'ın rahmetini de anlamış oluruz. Bir ağaca baktın Mehmet. Onu tahlil ederek, tefekkür ederek elde ettiğin ilimle bu ilimle o yokken hiçlikten yarattar yaratırken kullandığı ilim hiç alakası yoktur. Bendeki şefkat ile ondaki şefkati de böyle düşün. Hiç alakası yok. Yalnız onu tanımlar, ona işaret eder, ona anlam verir. Mesela Malatya'ya hoş geldiniz tabelası Malatya olmadığı gibi. Ha, gibi yani. Tabela Malatya mıdır? Malatya hoş geldiniz. Yani sendeki merhamet ona işaret eder. Alem, ünvan şeydir. Fakat o cinsten değildir. Biz vardan var ediyoruz. Vardan alıyoruz. Bu malumdur. Bendeki ilim, ilim maluma tabidir. Bendeki ilim maluma tabi. Allah'ın ilmi maluma tabi değil. Hiçlikten yaratırken ağaçta kullandığı ilim ile var olan ağaçtan beşerin aldığı ilim onu tanımlar, işaret eder, anlam verir, ünvan olur, alem olur, simge, sembol olur ama olmaz. Gibi bendeki merhamet de ondan işaret eder, ondan haber verir ama asla ve kella ondan değildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle tanımlayacaktır bunu. Bütün bütün okyanuslara, sulara göre bir damla ne olur? hayal edin. Bütün hayvanlarda ve insanlarda yani bütün canlardaki merhamet, şefkat bir damla gibidir. Allah'ın merhametinin karşısında ummana göre bir damla gibidir. Şimdi dedi ki benim Halik-i Rahim'im, halik Rahim'im hükmeden manasında değil. Beni hiçlikten yaratırken kullandığı yöntem Rahim'dir. Rahim'dir. Yani merhametlerin el merhametlisi ne demek? bende olan merhametin sahibi ama aynı cinsinden değil. Yani sakın böyle çocuğu, anası çocuğun acil gibi değil Allah. Mesela misal verdim. Malatya'ya hoş geldiniz. Tabelası Malatya olmadığı gibi. Şimdi ne diyeceğim şimdi? O tecridi ben ortadan alıyorum. 47. sayfa mektubattan okuyorum ama esas okumak istediğim yer mektubat 45. Onun cümlesi bu. Mukaddemesi bu. Düşün ne olacak şimdi inşallah. Allah kulunu sevdiği zaman onu 5 tane gurbetleri attı ya. 5 tane tecrit yapar. Mektubatta 5 gurbet. Bir bedenen tecrit de yapar. Halik İbrahim'in benim o o tecridi benim hakkımda bir azim rahmeti çevirdi. Tecridleri söylüyorum. Bedenen tecrit. İnsanlar sizi dişten hapse atar. Mağaraya gidersin. İkinci tecrit. Sen toplumu içindesin ama fikren tecritsin. Farklı düşünüyorsun. Üç. Vicdanen tecrit. Hissen tecrit. Hiç kimseye uymaz senin hissiyatın. Ettim 3, 4, kalben tecrit. Duygular itibariyle bütün insanlardan farklısın. İşte peygamber, işte zaman. Yani kalbi eğitenler eğittiği kadar. 4 metti abi. 4, 5. Latifeler ruhtadır. E, şefkat, muhabbet, lezzet, şey, sevk, şefk, me, lezzet, memnuniyet iftihar cihetinde e, toplumdan farklısın. Mesela adam kendisine merhameti yok ki topluma ve devlete merhameti olsun. Nasıl anlarız? Topluma, millete, devlete, vatana, hainleri, hainlere taraftar olan, kendisine zaten otomatik hain. Diyor ki o tecridi benim hakkımda bir azim rahmeti çevirdi. İşte okumak istediğim cümle baş, başlamış şu. Zihnimi hadiseler, olaylar bizi, 5 tane tecrit, bedensel, zihnen, hissen, kalben, ruhen tecrit. Uzaklaşmak. Ne yapar? Ee, zihnimi Cenab-ı Hak sağ, sağ, safi bırakıp gülü güçten azade olarak Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi almaya vesile etti. Duydunuz mu ne dedi? Kur'an-ı Hakim'in feyzini olduğu gibi olur mu? Olduğu gibi. Burası benim çok dikkatimi çekti. Olduğu gibi yani. Olduğu gibi nasıl olur? Normalde sahabeye mahsus bir şeydir bu abi. Risale-i Nur'un diyor hakikatları adi şahsımdan nebean, nebeanlanmıyor. Risale-i Nur'un hakikatları benim şahsımdan çıkmıyor. Üç tane şahsiyet var böyle. Bir, Said Nursi Beşer'dir. Bediüzzaman Risale-i Nur'un ortaya çıkması için pisttir. Risale-i Nur uçaktır. Risale-i Nur uçak, Bediüzzaman pist. Diğer o tarla, o şehir Said Nursi. Yani Risale-i Nur mucedittir. E, o mucedidin ortaya çıktığı ruh ayna Bediüzzaman'dır. Bana ait değildir diyor. Benim değil diyor. Muvakkat-ı Manavir'de. 48 mi? Emirda bir. Ben de bir Nur talebesi beşer. Kim o? Muhammed Said. İstersen 44'ün sonundan başlayayım. Üçüncü sual. Cenab-ı Hak musibetleri veriyor, belaları musallat ediyor. Hususan masumlara hatta hayvanlara bu zulüm değil mi? Erhamur Rahim'ine ters garip düşüyor. Ha demek ki musibetler musibet gözükmesi bir anlayış hatasıdır. Yani idrak etme, onu yorumlama bir sıkıntısı var. Allah böyle bakmıyor. Yani şöyle düşün. Bu İslamiyet'i Allah benden fazla seviyorsa İslamiyet'i aziz eder. O zaman benim gibi düşünmüyor olaylara. O kesin. Mesela Erhamur Rahim'in olduğuna göre şu çocuklar, musibetler, yananlar. Demek ki benim zahirde çıplak olarak gördüğüm e, ilim ve anlayış bakmıyor. Başka bir ba şey bakışı var demektir. El cevap haşa yani bu hayvanlara hatta hususa masumlara hatta hayvanlara bu bela, musibet, hastalıklar zulüm değil mi İsmail? <laughs> diyor soruyor. Haşa diyor. Niye? mülk, mülk onundur. Malikel mülk. Yeteserafe fi mülki keyfe yaşa. 24. Söz, mektupta. Mülk sahibi istediği devam eder. Tasarruf eder. Şimdi okumak istediğime geleceğim de. Çok güzel bir yer. Acayip bir yer. Zaten e, girişi de çok tuhaf. Mülk onundur. Bu e, hükümdür. Kaziyeler yani. İlk önce edebiyatta giriş gelişme var ya. İlk önce hükümler veriyor. Bir. Haşa. Büzülüm değil midir? Haşa dedi. Sonra niye değil? Cümleleri sıralayacak. Sonra izah edecek. Tamam. Ta i̇tiraz var mı? Yok. İ üç. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Tamam mı? Heh, bu üç tane cümleyle giriyor. Bu abiler hükümlerdir. Şimdi gelişme yapacak. Hükümler bu. Sonuç. Sonucu başta söylüyor. Haşa. Bir. İki. Mülk onundur. Üç. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İtiraz bir haktan gelir. Senin hakkın zayi olmamış ki itiraz ediyorsun diyor hastalar esasında. Ben bana malik miyim ki? Bana yapılan muamelede itiraz ediyorum. Ben de kullanıyorum. Allah da kullanıyor bunu. Allah'ın hissesi 99 bir tanesi bana ait. Allah en çok kullanıyor. O zaman karışamıyorum. Hisse bu geminin ortağı 99 hissesi onun. Yüzde bir benim. E Diyebilir miyim %90? Devlet bile diyor ki yüzde %51 ise kiminse karar o verir. E bu gemi %99 ise onun. yüzde bir bana. E gemi ne yükleyecek? Buğday mı çimento mu? Karar o versin. Ya bu şaka geliyor ha bu dersler. Buna bir inanabilsek var ya hissi, fikri. Buna bir inanabilsek mülk konundur, İstediği gibi tasarruf ediyor. Ben onun hem mülküyüm hem memlüküyüm. Hem mülkünde çalışıyorum. Mülk konuğundur. He, bu mülkünde ben onda çalışıyorum. Büyük zatın dediği gibi e, sana seninle konuşacağız, seni seninle ikaz edeceğiz, seni seninle eğiteceğiz seni seni seninle ders vereceğiz. yani Sor sorabilir miyim? Tabi tabi. Yani buradan hani şu şu, şu anda henüz cevap vermedi. Yok vermedi. Zulüm değil midir diyor? Zulüm de, zulümdür demiyor yani, soruda. Büyük konu olunca da zulüm yapabilir manası da çık. Gel çıkmıyor. Yani. Biraz önce dedim ya bir bakış sıkıntısı Mesela çocukların boğulması, yanması, mesela kanser olmalar, bir sürü insanı acıtan şeyler var değil mi? Peki ben niye acıyorum? Tövbe estağfurullah. Yüz bin defa aşağı, yüz bin defa aşağı. Ya Rab tefekkür küfür, küfür değildir söyleyeceğim. Ben bile yapmam. Mahucu demişti bana. Ben dedi bu, bu insanların, bu insan, çocukların böyle, böyle, böyle ölümünü istemem dedi. O zaman e, bu sorudan şu çıkıyor. Demek ki bizim gibi bakmıyor. Başka bir şey var yani. Şimdi okuyacağız. Zulüm değil midir? Ee, zulümdür demiyor. Soru soruyor. Soru da zulümdür demiyor. Mülk onundur. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Hem acaba sanatkar bir zat bir ücret mukabilinde seni bir model yapıp gayet sanatkara ne yaptığı murasa bir libasınız sana giydiriyor. Hünerini, maharetini göstermek için kısaltıyor, uzaltıyor, biçiyor, kesiyor. Seni oturtuyor, kaldırıyor. Sen ona diyebilir misin ki Beni güzelleştiren elbiseyi çirkinleştirdin. Bana oturtup kaldırmakla zahmet verdin. Elbette diyemezsin. Dersen divanelik edersin. Aynen öyle de. Yani şu. Şimdi eski de öyleydi. Şimdi böyle plastikle model yapmışlar ya. Böyle terzihanelerde veya tekstil şeylerini fabrikalarında. Aynen bunun gibi böyle eski de terzihanelerde şey kalfa ve usta tutarlardı. Elbise yaparlarken o adamın işi modeldi. Onun üzerine keserlerdi. Onun vazifesi model olsun. Elbise ona şey yaparlardı. Onu keserlerdi, dikerlerdi. Otur derdi, kalk derdi, uzat derdi, çek elini. Ondan sonra şimdi bu bu adam modelist bir adam. Şimdi bir adam dese ki bu modelist. Ya beni oturtuyorsun, kaldırıyorsun, zahmet veriyorsun, kestim, uzalttın. Bak ne güzel yakışmıştı. Diyemezsin. Çünkü adamın işi, ücret bu işi yapmak. Yani elbiseyi ona yapmak değil. Yani bunu elbise biçmiyor. O adam model. Yani şimdi bu niye basit gibi gözüküyor da böyle sıkıntılı gözüküyor? Ya kardeşim model adam modellikten çıkıyor zihnen. Bu bana ne güzel olmuştu diyor. Ya sana giydirildi diye senin için değil o. İyi dikkat edin misale. Başka bir insana senin üzerinde dikiliyor. Misale anlasaydık. Bak sana giydirilen elbise sende gösteriliyor ama ...sana giydirmek için değil o. Başkasına... ...giydirmek için sana giydiriliyor. Ama sana benziyor o. Orası nasıl anlayamadım. İşte bu soru zaten şey. Bak şöyle diyeyim. Bir misal vereyim. Aynada baktığın zaman lavaboda... ...bir hiç kimse yok. Kimi görürsün Abdülkadir? Kendini görürsün. Beni görür müsün? Yok. Şimdi birincisi o. Aynaya şaşırır mısın bu? Niye ben varım? Şaşırmasın değil mi? Sensin o. İki... Oradaki garip garip şeyler olur. İşte şunlar, bunlar böyle. Ne o sevmediğim şeyler gözüküyor. Kızar mısın? Ne elinden sen bana öyle gösteriyorsun? Der misin? Bun kimmiş? Kim biliyor musun? Göster, göster bu benim ne gösteriyorsam bana gösterendir. Beni bana gösteriyor. Bu kim? Beni bana gösteren benim paralelim bu. Yani bu ona beni göster diyor. Bu gösteren o gösterilen. İşte insan Yine kendisi kendisine aynadır. Başka insan insanlar aynadır. Başka peygamberler insanlar aynadır. Başka dünyeli hadiseler, seçimler, olaylar insan aynadır. Onu seçtiğini, takdir ettiğini, tenkit ettiğini zannederken aslında kendisini seçiyor. Kendisine anlam veriyor. Mesela bak, o elbiseyi sana giydirdim ama o elbiseyi sana giydirdim ama o, tamam, model. Uzat tamam. Tam oldu. Terzi Bey diyor. Tamam ne güzel uydu. Niye kesiyorsun kardeşim ya? Sen için yapmadım ki sen de biçiyorum diyeceğim. Ya senin üzerinde yaparken sana yapmıyorum. Senin üzerinden başkasına bu elbiseyi dikiyorum. Sen bu iş için ücret alıyorsun. Sen elbise senin için değil. Şimdi bu bu hayat bizde gösteriliyor. Biz de o model gibi gösteriliyor ama biz bizim suretimiziz. Biz bizim hakikatımız değiliz. Biz suretiz. Hakikatımız başka. Her şeyin alem-i şâhidde sureti var diyor. Suret hakikate istinad eder. Ondan medet alır, hayatlanır, nurlanır. Burası âlemi şâhid. Alim, alim gaybün üzerine tetenen perdedir. Orada hakikatımız, burada suretleri, suretlerimiz var yani. Suretlere yapılan muamele hakikatımız içindir. Ama biz gözüken muamele hakikat zannedip niye kesiyorsun uzatıyorsun diye itiraz onun için ediyoruz. Neyse devam edin. Aynen bunun gibi. Sani Zülcelal. Verdiği libasa bakın Allah aşkına ya. Şu gömleğe bak, atlete bak, baltoya bak, çoraba bak, ayakkabıya bak. Arabaya bak bindiğimize. Bak şimdi. Aynı bunu gibi. Sani Zülcelal. Tamam. Ne yapmış bana? Göz. Böyle geçme. Elini tut. Göz. Tamam. Kulak. Dil gibi. Duygularla murasa Gayet sanatkarını hani, bir vücudu sana giydirmiş. Şuraya bak giydirmiş. Elbise, göz elbisesi, kulak elbisesi, dil elbisesi. Üç tane görüyor musun? Üç taneyi sana giydirmiş. Bu elbisedir abiler. Göz elbisesi. Yani o adam kolunuza tam yaptı. Niye kesiyorsun? Oldu işte. Oldu ama sen de bunu yapıyorum. Senin için değil. Sen bu suretisin. Bunu hakikat giyecek. Sen surette hakikatları biçiyoruz. Elbiseler hakikattır. Sen suretsin. Suretlerin üzerinde hakikatlar dokunuyor, biçiliyor. Senin hakikatin orada. Biz alemi şehadet suretiz. Dünya toprağı altında neşim nema bulmak için gelmişiz. Resim alımız olan istidatlarımıza malzeme toplamak için geldik. Yani bu elbiseler, bu vücut, muamelat, şu hadiseler, efendim yapılan bize Muamele Cenab-ı Hakk'ın değerli ömürdür, Efendim e, e, şu hadiseler, e, belalar, musibetler, hastalıklar, nimetler, nikmetler gibi her şey hakikatımıza göre suretimizde gösteriliyor, kesiliyor, biçiliyor, doğuruyor. O te terzi diyor ki beyefendi sen suretsin, bu elbise hakikat vücuduna giydirmek için yapıyoruz. Senin için olsaydı tamam derdim ki tamam bitti çıkar. Değil. Sende yapıyorum ama seni sana yapmıyorum. Sende gösteriyor. Peki nedir o elbise? Elbiseye bakın peki. Elbiseyle benim aramdaki farka bakın. Elbiseyle benim aramda şu canlı cansız. İnsana giydirilen bir göz elbisesi, gömlek gibi. İki, kulak elbisesi. Üç, dil elbisesi. Bunun gibi. E ben kimim ki kardeşim göz, kulak, dil, elbise? Bu elbiseye bakın. Bu elbiseye bakın. Bu da bir elbise. Ben kimim ya? insana tuhafına gidiyor. E bu duygular elbise ise ben kimim? Bana hakikatte bana hiçbir şey olduğu yok. Bana surette bunlarla beraber gösteriliyor. Evet şu anda gösteriliyor. Gösterilme var. Hakikatime hiçbir şey Hiç, yok. Hiçbir şey yok. Hiç müdahale yok. O hakikatına nüfus edin diyor usta. Hakikati gösterildi diyor. 15. şola diyor ki insanlık ve hayvanlık aleminin hakikati bana gösterildi. Teneffüs ettim diyor. Sûret-i suret. Suret hakikate istinade eder ve Hayatlanır, nurlanır, medet alır. Adam Japon, adamın ismini ezberlemiştim. Kayashiki Hitoshima diye bir adam. Benim çok eskide çok ilgimi çeken bir mevzu hakkında bir kitap yazdı. Ya 370 sayfa veya 430 sayfa mı? Böyle bir yani 300'ün üzerine bir sayfa yazmış. Ne biliyor musunuz? Eskide çok merak etmiştim. Bir şekilde almıştım. Ee, suret nedir? Niye erik böyledir? Niye ağaçların yaprağı yeşildi. Niye kırmızı değil? Kar mesela. Ben eskiden hep mi? Kar niye beyazdı? Kırmızı olsa ne olur? Kardeşim siman niye böyle? Maddede şekil olmaz. Şey maddenin rengi de olmaz. Şekli de olmaz. Benim sesim niye böyle? Başka niye? Bu? Senin sesin benden niye değil? Ya seçten, sesler niye seçilmiş? Kafayı takmıştım. Adam ömrünü vermiş bu kadar bir kitap yazmış. Neye varmış biliyor musun? Bu diyor sesler, suretler, görüntüler bu şeyi insanın esas aslı varlığı olan ruhunu tanımlamak için ruhtaki o hakikatların dişsallıdır. Bu koridorlar açılıyor diyor. Tamam? Biz e, bununla kendimizi inşa ederiz bu koridorlarla. Ben ne rengim diyor? Ben ne sesim diyor? Ne ben kulağım. Yani e, ben o koca adamın şu kadar kitabını sonra Risale-i Nur'da bir cümle gördüm. Suret nedir diye adam merak etmiş. Ömrünü vermiş. Bu kadar kitap yazmış. Ustad şu anlarda şöyle diyor. Suret nedir diye çıktı. O. Suret hakikatlara istinad eder. Medet alır. Ruhlanır. Hayatlanır. Anlamlanır. Yani suret nedir? Hakikatın dışsallarıdır. Hakikatin bununla ifade ediyorum. Mesela Allah varken hiçbir şey yoktu. Abdülmelik senin sesini başka şekilde yapardı. Ses değildi. başka bir şey olurdu. Böyle olurdu. Böyle olurdu. Başka bir şey olurdu ya. Niye bunu seçti? Ha, hakikatin ifadesi buymuş. Benim hakikatim koridoru buymuş. Dışsaldır. O hakikat kendisini koridor açıyor, yol açıyor. Dışarıdaki tanımlamak için mesela dışarıda kendimi ifade edeceğim. Bunu kullanıyorum. İçimi seni kendimi sana taşımak için koridor açıldı ses. Kendimi sana taşımak istiyorum. Elçidir diyor kelam. Ruhlar arasında elçidir. Akıllar arasında elçidir. Koridordur. Telefon şeyi gibi. Hat açıldı içinde. Telefon hatı açılınca görüntü gitmiyor mu? Ses gidiyor. Mail gidiyor. Resimler gidiyor. Ses de bir koridordur. Telefonlar arasındaki bir yoldur. İçerisine ne koyuyorum? Hayatımı koyuyorum, fikrimi koyuyorum, hayalimi koyuyorum, düşüncelerimi koyuyorum. Aktarıyorum yani onu. Koca kitaba ustad bir cümle söylemiş. İstediğini oku. Süret nedir diye adam çıktı. Ömrünü verdi. Bir kitap yazdı. Sen Risale okursan ömrünü de vermiyorsun. Bir cümleyle bitiriyorsun. İstediğini oku. Demek ki elbiseye bakın. Göz, kulak, lisan gibi duygularla Murasa gayet sanatkarlarının bir vücudu sana giydirmiş. Vücudu görüyor musun? Sonra mütenevi esmasının nakışlarını göstermek için seni hasta eder, muptela eder, aç eder, tok eder susuz eder. Bu gibi ahvadi varlatır. Anladınız mı şu anda bana giydirilen elbise nedir? Ne de Şimdi ne oldu elbise? Esma esma esmalarmış o musibet dediğin dertler dediğin hastalıklar dediğin. dedik bak, Mütenevi esmasının akışlarını göstermek için. Yani benim üzerine adama dedi ki gel arkadaş bir daha söylüyorum. Gel arkadaş eskide model yoktu. Gel kalfa için çocuktan büyüğüne kadar büyük tekstil fabrikalarında her model insan varmış cüzseli Onun üzerine elbiseyi keserlerdi terziler. imalat yaparlardı. Onun vazifesi bu ücret alırdı modellik. Ama işte bu adam bu adama elbise giydirdi. Terzi gidip kesti. Model diyor ki bir daha söylüyorum üç defa. Ya niye kesiyorsun arkadaş? Çok ne güzel uydu. Arkadaş senin üzerinde yapıyorum ama sana yapmıyorum. Senin hakikatine yapıyorum. Sen suretsin. Surette giydiriliyor bu. Tamam mı? Çok mühim olduğu için üç defa söylüyorum. Ben kimim o zaman bu? Hakikat. Elbise kim? Esma. Bak esmaları kesiyor doğruyor. Mütenevi esmanın nakıştan göstermek için. Seni hasta eder, müptela mub, e, eder, aç eder, tok eder, susuz eder. Buna neymiş? Gibi ahval yuvarlatır. Yani uzaltır, kısaltır, otur, beyaz yapar. Yok bu buradan dikişi böyle yaparım, böyle yaparım. Ya anladınız mı yani? Elbiseyle esmayı kullandı. Bir de camı açın böyle. Aç böyle. Hayat Hayat kızıştı. Ee, bu gibi ha muptela eder. Muptela var ya inatlı talep. Muptela o demek. Şey muptela eder yani. Gel de kurtulan onlardan. Bir sürü şeyler yap şey oluruz. İnatlı talep. Ee, Muhtela eder, aç eder, tok eder, susuz eder gibi bu gibi afedi varlatır. yuvarlatır. Şimdi bunlar ne yapmak istiyor? Mahiyeti hayatiyi kuvvetleştirmek, ve cilveyi esmasını göstermek için seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Mahiyeti hayatını, hayatın suretidir şu anda. Hayatın hakikati ahirettedir. Mahiyeti Allah'ta işte. Bizim hayatımızın mahiyetini ama biraz daha böyle inceleştirirsek hayatımızın sureti bedenseldir. Hayatımızın kanuniyeti insanın içseldir. İç alem kanundur. Hayatımızın hakikati darul ahirettir. Mahiyeti ise Allah'tadır bilmiyoruz. Ben Allah'ta nasılım bilmiyorum ki. İşte hayatın mahiyetini Allah'taki benim ne olduğumu bilmiyorum. Onu kuvvetlendirmek için en dissalı olan hayatımın suretini, bedenimi kesiyor, doğuruyor. Yani hasta ediyor, aç ediyor, tok ediyor. Şunu yapıyor, bunu. Yapıyor, aşık ediyor, kaçma seçimleri koyuyor. Bakayım ne yapacaksın diyor. Yani hamiyetin nasıl olacak diyor. Sen ben zaten seni biliyorum. Ama istiyorum ki sen senin kendini kendinle tanı, kendini ifade edin. kendinle mücadele, kendinle hesaplaş, kendinle zevk et, kendi kendini kendinle keşfet yani. O güneş misalini ha orada kalmıştı. Güneş ne yapıyor çekirde? Enerji veriyor. O pek ilgimizi çekmeyen o şimşek var ya şimşek. Usta söylüyor. Bir zahiri ilimde bulut buluta çarpıyor diyor. Gürültü çıkıyor. Tamam da o artı eksi dişi erkek bir araya gelerek çocuk gibi su iniyor. Peki esas vazifesi neymiş? Bulutların dışında toprağın altındaki çekirdekleri patlaması için ilk aktif veriyormuş. Şimşeğin o şeyi. Su. Gum. Sura üf, üf süra üflemek gibidir. O şimşek toprağın altındaki çekirdekleri uyan emriymiş. Onun için kışın olmaz şimşek. Yazın olur. Kışın olmaz. İlkbaharda bulutların, yağmurların çok olduğu zaman... Kışın kar olur. Yağmur ne zaman iniyor? İlkbaharda iniyor. Kışında ne iner? Kar. Karda olmaz o. Sipsiyaşı şey olur. Mayet hayatı kuvvetleştirmek... Ve cilve esmasını göstermek için... Seni böyle çok tavırlarda gezdiriyor. Sen Erdesen... Beni ne için bu mesaibe... Mesai? P? Musibetlere muptela ediyorsun... Sen desen ki eğer sen desen ya Rabbi ya bu musibetleri bana niye veriyorsun ya? Temsilde işaret edildiği gibi yüz hikmet seni susturacak. Zaten sükün ve sükunet, atalet, yekne tevakuf bir nevi ademdir, zarardır. Yani şeyde de var ya ustad bir tarafa muhakeme bir tarafa adam olması gerektiği yerde değilse olmaması gerektiği yerdedir sırrı da şuradan çıkıyor. Bir tarafa ne muhakeme taraf taraf ve muhalifi iltizamdır. Sırrı da burada da var. Yapması gereken bu hareket yoksa sükün ademdir. Ben ademe gitmiyorum ki. Yapmam gerekeni yapmıyorum. Mesela namaz kılacaktım bugün öyle. Kılmadım. Ne oldu? Adem oldu. Ben ademe gideyim demedim ki yapmamakla yaptın. Bir sükün yani yapmamak, sükunet, konuşman gerekirken konuşmamak, atalet, yapman gerekirken yapmamak, yeknesaklık, saklık, standart, eşit yaşamak. Dünle bugün eşit. Zarardadır diyor peygamber değil mi? İki gün eşit olan. Tevakkuf bir nevi ademdir zarardır. Peki hastalık musibetler ne yapar? Şudur abiler. Şurayı büyük bir belediyenin e, kompleks bir salonu düşünün. Spor salonu çok büyük. Yarım metresi su doldurur musunuz? 500 metre kare bir alan. Doldurdun İsmail. Yarım metre su doldur. Bire bir böyle e, plastiklerle koy. Suya batmayacak. Kare. Ama üstü lamba gibi olsun. Yani bir, bir. Ebatında plastikleri koy. Diz abi. Her taraf kaplansın. Hiç boşluk yok. Su gözükür mü? Gözükmez. Örttük mı? Suyda da batmaz plastik. Lamba var. Gece olunca her bir plastiğin üzerindeki lamba farklı renk olsa tavana ne yapar? Acayip bir renk olur değil mi? Çünkü hepsi ışık verdi ya. Kapalı bir salon, karanlık. Peki ben suyu aşağıdan hareketlendirsem bunlar oynar mı? Yer değiştirir mi? Yer değiştirir mi? Değiştirmez. Neye değiştirmez? Yapışmış. Sıfır yaptı mı? Üzerinde e, lamba yanıyor mu? Yanıyor. Belediyenin salonu akşam. Üzerinde de lambalar renkli. Hepsinin renkli farklı. Aşağıdaki suyu ben hareketlendirsem. Bunlar birbirine yapışık olduğu için yer değiştirme şansları var mı? Yok. Ölünceye kadar, kıyamete kadar standart mı olur bu renk? Standart olur. Şimdi sen oradan 3 tane al. Mehmet oradan 3 tane alsın. Furkan buradan alsın. Sen buradan alsın. Alın böyle 3-5 tane alın ortadan. Aldık mı? Boşluk oldu mu? Şimdi ben aşağıdan suyu hareketlendirsem yer değiştirir mi? Değiştiririz. İşte hayat vücuttur. Adem arasındaki boşluktur. Yani standartlıktan çıkartmak için hareket sahasını bize sağlıyor. hareket Yani mevcudatın donukluktan çıkartan ademidir. Te Tevakkuflardır, sükunet. Yani yapmamak, yapmakları ortaya çıkarmak için. Yani standartlıktan bizi çıkarıyor. Şey diyorum. Hayvan hep aynıdır. Çünkü ademi vücutları yoktur. Mesela askerlere çamurda yatırıyor, kaldırıyor, bir dünya eziyet vesaire diliyor. Niçin savaşa bir güç <laughs> kazandırıyor onu bu şekilde? Evet ya. Diğer türlü hiçbir şey yapmazsa güçsüz olacak. Yani kendini geliştiremeyecek, ya. vücuda çıkamayacak. Biz aynı öyle köprücüydük biz. Böylelikle çavuşuydum. Ee, şey dereye, ne yere? köprü kuruyorsun. 15 dakikada. 17, en düşük 17 dakikada yapabilmiştik. Çamur patak nasıl biliyor musun? Yani artık onunla yatıyorsun botlarla. işte bir hafta. Yani ama şimdi mesela bize şey yapsa benim de zaten seferberliğim o. Köprü kurabiliyorsun çamur patak. Yani bu zulüm için değil. Bu anladınız değil mi? O şey sürettir. Burası hakikattır. Bu istidatlardır. İstidatların cilve ceman nakış sanatıdır. Bu boşluklar ademidir. Aşağıdaki su hayattır, hareketlendiren olaylardır. Suyu hareketlendiriyor, ta ki onları değiştirsin yerini. Yeri standart olmasın. Yoksa ya melek olurduk ya hayvan olurdu. Hiçbirisi de iyi olmazdı. Hayat harekatla kemalatını bulur. Beliyat vasıtasıyla bela dediğimiz şey onunla terakki eder. Ya hayat cilve-i esma ile muhtelif harekata mazar olur, hayat tasafir eder, hayat kuvvet bulur, hayat inkişaf eder, hayat imbisat eder. İmbisat inkişaf değil. Oku alır mısınız bak? Oku çekiyorum mu? Çektim. Noktada noktaya gitmesine inkişaf, sesimin yayılmasına imbisat. Hem gidiyor hem kuşatıyor. Hayat nelerle? Belalarla Hayat beliyelerle, e, cilve yesma ile muhtelif hareketle mazar olur, tasafi eder, kuvvet bulur, inkişaf eder, imbisat eder. Kendi mukadderatını yazmasına mutaharik bir kalem olur. Yani başımıza gelen hadiseler, sıkıntılar, hadiseler, seçimler, gençlikler, ihtiyallar, şehvetler, gadaplar, hiddetler, mücadeleler, kal dersen de kalma, git. Şöyle bir sürü şeyler var. Bunlar neymiş biliyor musun? Mutahrik bir kalem. Mutahrik. Bizi hareketlendiren, suyu hareketlendiren. Zerde suyu hareketlendiriyorum. Evet suyu hareketlendiriyorsun şak ama üzerindeki o plastikler yer değiştiriyor. Tamam zerde plastikler yer değiştiriyor ama tavandaki görsel değişiyor. Manzara değişiyor. Görüyor musun? Ama hareket nedir? Renklerin değişikliğine ne alakası var? Aşağıda suyu hareketlendiriyorum. Bir böyle bir böyle. Böyle mi? Yani sureti bu. Hakikatine bak. Sonuca bak. Allah Allah. Şu manzaraya bak ya. Ya suyu hareketlendirmeyle değişik manzara nedir ya? İki de bir levalar değişiyor, dere olur, kargalar uçuyor, kuşlar uçuyor, denizler şey yapıyor, heyelanlar oluyor. Şekil yani şekil alıyor. Acayip acayip şekiller alıyor. İnsanlar geliyor, insanlar gidiyor, heyelan oluyor. Hükümet kuruluyor, hükümetler gidiyor, şeyler oluyor, bitki veriyor. İlkbahar, sonbahar ya. Acayip acayip şeyler oluyor tepede. Ama onu yapan sırf aşağıdaki suyu oynatan. Oynatıyorsun. Ama sonuç o başka. Üstadın da hayatı böyle bir inbisat etmiş ki bizim hayatımızı da kendi içine katmış. Evet. Onun hareketinin içine girmişiz. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz de aynı. Aynı. Büyük bir insan olmuş. Aynı. Onun hareketi benim hareketimi etkiliyor. Aynı. de içine almış? Almış. Zaten İmam diha İmam bir tane. Mekke bir mihrap, bir tane mihrap var. Medine bir minber, bunlar fotoğrafı. İmam, i̇mam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Fahri Kainat, Kainat Mescidinde Kur'an'ı okuyor. Peki 1400 sene önce 14 safilerde ben duymuyorum ki onun sesini. Dedi ki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor. Allahu Ekber. Ben nasıl duyacağım? İmam Azam dedi ki münadiymiş. Mer o sesi arkaya taşıyan saflarda. Allahu Ekber. Ondan sonra geldi bu tarafa doğru. Bir bakıyorsun bir sürü imamlar büyük zatlar, ustatlar. 14. safta Hazreti Bediüzzaman. Bediüzzaman. Bir önceki 13. safta Mevlana halid Bağdadı Gazali, İmam-ı Rabbani. Ha İmam-ı Rabbani Hazreti böyle. Semiyallahu limen hamide. O da Rabbena lekel hamd. Buna munadi. işte bizi içine almış. Peki namaz kaç tanedir? Doğduk olduk bir tane namaz kılacağız. Bütün o namazlarımızın her farklı sabah öğleyin tek bir namazın suretleriymiş. Namaz tektir. Şu anda sabah kılınıyor mu? Öğlen kılınıyor mu? Aynı anda şu anda dünyada şu saatte yatsı kılınıyor mu? Bir bazı yerde. Sabah kılın. Bütün namazlar kılınıyor mu? Namaz tektir kardeş. Aynı anin vahitte bütün namazlar aynı anda kılınıyor. Namaz tektir. Yatsı da şimdi kılınıyor. Sabah da kılınıyor dünya yüzünde. Namaz tektir. İmam da tektir. Bize sonradan demiş imam. Ya onun fotokopisiyiz ya. Ne imamı ya? İmamı, imam, imamı şey e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatı. Kainatın imamı odur. Kainat mescidinde Kur'an-ı kebir kainatta kainatı telemmü ediyor. Ya. Tek bir tane namaz var kardeşim hayatında. Tek bir tane. Ona da dedi bak her şu saniyede bütün namaz var. Hani vakit vaktiydi? Anda hepsi var kardeş. Biz ne yaptık? Onun içine girdik. Bastığı zaman var ya saniye. Tık tık şunu tutar mısın tık yaparken? Tut. Bunu da tut. Gel içerisine. Zamansız. Artık ister öğleyin kıl, ister akşamı kıl. Hiç fark etmez o. Girdiğin zaman yok ki. Zaman olmayınca, zaman olmayınca hangi namazı kılacaksın? Selam vermek nedir? Selamun aleyküm dedim sana. E peki almak nedir? Farzdır. Peki alınmayan selam nasıl veriliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namazda değil miyiz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Peki Namazda onlara atılıyor da etteyyatı okurken Allah selam vermiyor mu? Biz de alıyoruz. Biz de veriyoruz. Esselamu aleyna ya yüen nebi. Peki alınmayan selam nasıl veriliyor? Hepsi alıyorlar kardeşim. Allah da selam veriyor. Allah da selam alıyor. Peygamber'e selam veriyoruz. Peygamber e selam alıyor. Meleklere de selam veriyor. Melekler alıyor. Kardeşim hepsi yaşanıyor. Surette biz bir tuhafız. Anlayamamışız. Alınmayan selam verdirilmez. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kimse yok. Ve aleyküm selam mı diyeceğim? Alınıyor kardeşim alınıyor. Hepsi hepsi canlı ruludur oluyor. Biz kesidin bir tanesindeyiz. Hepsi olmakta oluyor. Son cümle. Anlayan anlar. Uyanan uyanır. Bu dünya surettir, köpüktür, kabuktur. Hakikata çalışıyor. Bu alem-i şehadet, alemi âlem-i gaybün üzerine tenteneli perdedir. Hayatta öyle sahip çıkma kendine. Senin değil zaten. Neyse, o zaman ölüm. İdrak ya. bu. Dünyada ne kaybettiğinden. Ne kaybetti ya? Zaten bana ne? Mal hisse, hisse kimin fazlaysa o üzülsün. Gemi battı. Hisse kimin fazlaydı? 99 senin. Senin en fazla. %1 benimdi. Bu geminin, hayat gemisinin %99 hisse Allah'ın. Batarsa o üzülsün. Çıkarsa da en fazla o sevinecek. yüzde %1 bana vermiş. Çıkma ya. Malikel mülk. Yetesarafe sa, yete fi mülki keyfe yeşa. Mülk sahibi mülkünün istendiği tarzı buna bir inanabilsek var ya. Kendi vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Kendine vücut rengini verme, Adem'e düşersin diyor. Burhan geçirirsin. Böyle bir baktığın zaman ölüm ne acayip güzel, güzel bir şey. Ölüm de bana ne ya? Yani suretten hakikate geçmeye ölüm denmiş. Hani o bizim cümle vardı ya. Anasından doğduğuna hayatı başladığını zannedenler vefat etmesiyle de hayatın bittiğini zanneder hayat sahne diyor ki anasına domayla başlamış. Elestu bir rabbikum ne olacak? Evet ben şahsimin geleceği hakkında delilim yok ne kadar yaşayacağım. Ama geleceğim olan ahiret hakkında delilim var. Yani bir de yedinci sözde sıralıyor ya abi. insan bir yolcudur diyor. Biz yolculuğu bitirmemişiz ki de. daha. Daha <laughs> Ve... önümüzde kabir var, haşir var, sırat var. Ve kaç o has çiftlik ne kadar mesafede? Yok buradan oraya. Has çiftliğe kaç? İki ay mesafe. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an'da tabiriyle biz bu dünyada herkes nispidir zaman yaşasa ne kadar oluyor? Bir, bir rivayete göre dinlenmek için ağacın altında dinlenmek bir saatmiş ya. Çünkü ruh kuvve, ruhun hareketine göre alem-i şehadetteki hareket 50 bin farklı yani. Barla'da diyor ya cesedin hareketiyle ruhun hareketi 50 bin farklı. Şimdi biz bu dünyada ne kadar yaşarsak bir saat yani bir gün. Hadiste bir gün geçmiş gibidir diyor. Ayette bir saat. Hadi bir gün olsun. E i̇ki ay sonra biz cennete gideceğimize göre, dünyada bir gün kalacağımıza göre, el, vefattan sonra 59 gün kalıyor daha. O has çiftliğe gitmek için. Ama işte hız kalıyorsun. Burada, Aşan. burada hız kalıyorsun. Nasıl yapacağız? Çab çab çabuk gitmenin ifadesi o. Daha berzah var. Haşir meydanı. Ana temalar söylendi. Detaylar değil mi? Ya. Evet. Eşek gibi, ver gibi, helikopterle uçaklar, <laughs> Eşekle. biz kalanla Yok çok şükür. Rahmet ilahi Burak olacak. Tefik ilahi Burak'tır diyor. Burada ne yapıyorsa sana orada da yapacak. Yaptığını yapacak. Haşa. Suret hakikattan bir gane değildir. Suret hakikate istinad eder. Bu suret midir? Yaptığını yapacak sana. Hiç şüphen olmasın. Niçin yapacak? O rahman Rahim'dir. Verdiği Kerem ismi verdiğini almayan Allah'tır. Sen vermedikçe. Kerem ne demek biliyor musun? Verdiği nimeti geri almayan Allah'tır. Ayette ne diyor? Siz değişmedikçe sizin hakkınızda verdiğim hükmünü değiştirmeyeceğim diyor. Ama acaba yapar mı? Yapmaz çünkü Allah'ın da haramı var. Tövbe estağfurullah. Zülüm yapmayı, zulüm yapmayı kendime haram kıldım diyor. Böyle bir Allah'ımız var. Benim merhametim cinsinden değil ki Allah'ta. Başka bir şey yani. Bilmiyorum ama. Dedik ya tabela Malatya'ya hoş geldiniz. Tabela Malatya mıdır? Ne alakası var ya? Sonra girdik o kadar güzel insanlar var. Güzel karşıladılar. Bize yemek ikram ediler. Tabelaya bak. Malatya hoş geldiniz. Adamın evine gittik. ikramlara bak. Ne alakası var tabela? İşte bendeki merhametiyle, Allah'ın merhametiyle böyle bir şey herhalde. Adamın şefkat evini alması tabelaya bak. Şefkatli mi tabela ya? Hadi bir cümlem kaldı. Onu da bitireyim. Keselim. Vazifeni ifa et vazifeni ifa eder. Ücreti ücreti uhreviyi kesbi istihkak eder. Bu kadar. İşte münakaşanızın içindeki üç sualinizi muhtasar cevaplı bu kadardır. İzalar 33 adet sözdeldedir. Aşağıda psikolojide ait bir yer söylüyor. Nasıl nerede nasıl konuşacağını söyleyen bir yöntem var. Yani bu bu mevzuları nerede nasıl konuşacağını. Bunları değerlendirme yöntemimiz biz Nur talebesi Dört kategoride değerlendiririz. Nasıl? Söze bakıp durma diyor. Ben eksiğim varsa, yanlışım varsa düzeltin lütfen. 25. Sözde öyle diyor değil mi? Söze bakıp durma. Ya bir sözün de bir haberin e, bakmak için bir kim demiş? Kim bu? Hem Kime demiş? Makamı nedir? Maksadı nedir? Yoksa bu dört tane soruna cevap bulamadığın şeyi at çöpe. Benim dersi dinliyorsun veya beni dinliyor. Kim bu adam? Ehli mi? Her Risale-i Nur okuyan dinlenmez. Her eline geçen kitap dinleyemezsin. Sözde konferansta geçiyor. Bir nur talebesini olur olmaz kitabı okutturamazsın. Olur olmaz videoyu dinlettiremezsin. Olur olmaz şeylere oy attıramazsın. Nurcudur bu. Nurcuysa kafayı karıştırmaz. Ustadın hareketiyle hareket eder. Kim demiş? Sen bunu niye söylüyorsun Hasan? Ustadın söylediğini söylüyor oğlum. Sen kimsin? Eli misin bunun? Kimsin sen bunu söylüyorsun? Eli misin bu şey Risale-i Nur'un? Risale'nin adına konuşuyorsun. Kim demiş? Kim diyor? Makamı nedir? Maksadı nedir yani? Ya paldır küldür adam diyor ki ustadın sari ifadelerle zıt bir şey söyledin mi koyarım seni tak gemin karşısına. Sen akşam onu anlat. <laughs> Ustad demişse alerresi velayin. Biz ustattan daha ileri yapamayız. Geri durabiliriz. Ustadtan fazla yok, şey de yok. Ustad dediğini dediği kadar söylemekle vazifelisin. Adam ustadı kale almıyor. <laughs> Adam diyor ki koca koca insanlar diyor aklım almıyor diyor. Risale-i Nur'un yasakladığı şeye o yanına olmamı istiyor. Vesselam. Ak akıllı ol. Kim demiş? Kime demiş? Ne makamda? Ne maksatta? Evet, selamünaleyküm.